Yabancı dil sınavına girecek öğrenciler de saat 15.30'da sınav merkezlerinde olacak. Sınav da saat 15.45'te. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi de İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri ve Eğitim Uzmanı Burak Kılanç'la konuşacağız. Burak Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi sınavdan çıkan öğrenciler daha çok matematik ve fen sorularının zorluğundan bahsediyor. Hatta az önce haberimizde de izledik, mikrofon uzattığımız bazı öğrenciler aşırı zordu yorumunda bulundu. Bu konuda sizin görüşünüz nedir ve sizin görüştüğünüz öğrenciler neler söylüyor? Evet, ben de yayın öncesinde Türkiye genelinde eğitimcilerle, eğitim yöneticileriyle görüştüm. Rehber öğretmenlerle görüştüm, öğrencilerle görüştüm. Farklı profildeki esasındaki öğrencilerden de bilgi almaya çalıştım. Bir defa şöyle söyleyelim ki bu sene AYT tarafında matematik daha ayırt edici olacak. Çünkü matematik sorularının daha zor olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar haberde fen sorularıyla ilgili aşırı zordu yorumları gelmiş olsa da genel kanaat fen sorularının geçen seneye benzediği, aynı zorlukta olduğu. Esas hani geçen seneki LYS4'e denk gelen sosyal bilimler 2 testindeki tarih sorularının bilgi yoğun olduğu, öyle olduğu için ayırt edici tarafının olduğu hep söyleniyor şu anda almış olduğumuz yorumlarda. Ama genel olarak baktığımızda gözüken o ki 12 Ekim'de YKS açıklandıktan sonra Yeni YÖK'ün hep ifade etmiş olduğu Türkçe ve özellikle matematiğin daha ön plana çıkacağıyla ilgili söylemler gerçekten dün ve bugün ortaya çıktı. Dün de özellikle matematik ve Türkçe testlerinin ayırt edici özelliği konuşulmuştu. Bugün de özellikle matematik testinin ayırt edici olacağı anlaşılıyor. Tabii şimdi adaylar sınava girdiler. Bitti diyebiliriz. Az önce de yeni haberler geçti. Haber merkezlerinde sanıyorum. ÖSYM Başkanı da iki oturumun çok sorunsuz ve güzel bir şekilde geçtiği ile ilgili bir açıklama yapmış. Sadece yabancı dil testi kaldı. Bundan sonra 31 Temmuz'a kadar tabii adaylar yavaş yavaş bir tatile çıkacaklar herhalde. Bir iki hafta dinlenecekler ama ondan sonra hani bu maçın üçüncü devresi diyebileceğimiz tercih dönemi içinde hazırlıklara başlayacaklar. Peki şimdi biraz değindiniz ama orayı biraz açalım isterseniz. Yeni sistemde yapılan ilk sınavdı bu. Soru şekillerinde nasıl değişiklikler siz tespit ettiniz? Şimdi tabii biliyorsunuz sorular şu anda tam anlamıyla açıklanmadı. Hani bu akşam saatlerinde ÖSYM tarafından, ÖSYM'nin web sitesinde elektronik ortamda soruların açıklanmasını bekliyoruz. En kötü ihtimalle yarın zaten hani bazı basın kuruluşlarında, yazılı basında bu sorular verilecek, biliyoruz. Soruların tamamını gördükten sonra belki yorumda bulunmak daha doğrusu olur ama gördüğümüz kadarıyla özellikle dünkü sınavda matematik ve Türkçe'de okuduğunu anlayıp yorumlayıp bilgiyi bu yorumlarla pekiştirip ortaya koymak ve çözüm üretme yönüne doğru giden bir soru yapısına yavaş yavaş gidiyoruz. Yani eskiden işte bir formülü biliyorsanız, belli bir soru tipine de alıştıysanız okuyup ondan sonra hemen işte bir robot gibi belki onu yanıta dönüştürme becerisi sorgulanırken artık ilk önce gerçek hayatı tanımlayan bir paragraftan o soruyu, problemi anlayıp, kavrayıp, bunu matematikselleştirip, formülleştirip, formülle çözüm üretip, sonucu bir şekilde işaretleme yoluna gidiyoruz. Bir başka ifadeyle çocuklar okuduklarını anlayabiliyorlar mı? Bilgiyi bu okuduklarıyla bağdaştırabiliyorlar mı ve çözüm üretebiliyorlar mı? Bu tarafa doğru yavaş yavaş gideceğiz ki hani ben de üniversitede bir öğretim görevlisiyim. Üniversite hocaları olarak bizim de beklediğimiz, bizim dersliklerimize, amfilerimize gelen öğrencilerden budur. Yani öğrenci geldiğinde bu yetkinliğe sahip olsun. Öyle olduğu için YKS'nin özellikle birkaç yıl içinde uygulamanın da olgunlaşmasıyla iyi sonuçlar vereceğine şahsen inanıyorum. Peki son olarak da şunu soralım o zaman size. Kuşkusuz soruların açıklanmasını beklemek gerekiyor ama hani konuşmuş olduğunuz öğrencilerin anlattığı kadarıyla belki yanıt verirsiniz. Puanların nasıl oluşmasını bekliyorsunuz? Yani mesela geçtiğimiz yıla göre düşebilir mi, yükselebilir mi size göre? İyi ki bu soruyu sordunuz. Puanların düşmesi ya da yükselmesi hiç önemli değil. Çünkü bu bir sıralama sınavıdır. Önemli olan başarı sıralarıdır. Puan sadece sıralama yapmak için bir kriterdir. Puanlar düşsün ya da düşmesin, önemli olan başarı sırasıdır. Bakın LGS yani liseye geçiş sınavı ile ilgili de benzer bir olayı yaşıyoruz. Soruların niteliği biraz değiştiği ve zorlaştığından dolayı puanlar düştü ama biz hep orada da söyleniyor ki uzmanlar tarafından önemli olan başarı sırası. Yani bir başka ifadeyle durakta 40 kişilik bir otobüs var. 100 kişi koşa koşa gidip orada işte bir yere oturmak istiyor. İster herkes yavaş koşsun ya da hızlı koşsun,
Bakın burada puanlardan bahsediyoruz belki ama ilk gelen 40 kişi oturacak. Önemli olan o ilk 40 kişi içinde yer almak. Öyle olduğu için hani başarı sırasının yüzdelik dilimin daha önemli olduğunu şimdiden vurgulayalım. Şöyle söyleyelim, bu senenin tercihler dönemindeki en büyük belirsizliği tabii ki puan türleri değiştiğinden dolayı bu sene elde edilen başarı sırasının geçen seneki taban başarı sıralarıyla kıyaslanma zorluğu. Ama bu noktada da hep söylüyoruz. Bu ülkenin gerek Ankara'da YÖK ÖSYM gerekse de eğitim camiasında kişiler, kurumlar, üniversiteler olarak çok ciddi bu ülkenin bir know-how'u var. Ve öğrenciler asla sahipsiz değil. Tercih döneminde de mutlaka bir takım dönüşüm tabloları ve yönlendirmeler anlamında bu ülkenin know-how'u gençlerimize yol gösterecek. Peki Burak Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Biz de sizinle konuşmamızın ardından öğrencilere bir kez daha diyelim ki umarız diledikleri tercihleri gerçek olur, hayallerine kavuşurlar. İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri ve Eğitim Uzmanı Burak Kılanç'la konuştuk.